sıkıntı var. E, 2017 yılında araba almaya karar verdik. Gittik bayine, galeriye gittik. Galeriden sıfır olarak 210 milyara aldım bunu. Bunu daha sonra C sitasında göçler olduğunu meydana geldi. Servise gittik. Servis bunun bizden kaynaklı olmadığını söyledi. Sonra biz de işte mahkemeye başvurduk. Mahkemeyi kazandık. Hukuk mücadelemizi burada kazandık yani. 2 yıl oldu yaklaşık. Mağduriyet yaşadık. Bunu kabul etmediler bu şeyi. Bizden kaynaklı olmadığını söylediler. Biz de buna dayalı olarak mahkemeye başvurduk. Şu anki fiyatın sıfır fiyatının parasını alacağız. Arabamız C sütununun da göçükler nedeniyle müvekkilim yanıma gelmişti. Daha önceden de servise gitmişti. Servis kabul etmemişti. Bunların dış etkenden olduğunu ortaya koymuşlardı. Biz de hukuk mücadelemize başladık. Yaklaşık 2 yıldır hukuk mücadelemizin sonucunda davayı kazandık. Kazanmanın istinaden de arabamızı yenisiyle değişimi kararı ile birlikte bayiye teslim edeceğiz. Hukuk mücadelemizi kazandık, zaferle ayrıldık, mutluyuz. Aracı zamanında 2017 model bu araç. 0 almıştı. Şimdiki bilirkişi raporları değerlendirerek haciz tarihindeki rayiç değere göre 2017 sıfır kilometre araba ne değerdeyse o yenisiyle imkansız olduğu için o tutarı müvekkilime ödeyecektir karşı taraf. Şu anda bir icra aşamasındayız. İcra işlemleri devam ediyor. İcra işlemleri devam edip de sonuçlandığında arabamızı teslim edeceğiz. Ve parayı da geri alacağız.